Ha orada tamam. Bazı, evet. Dedim ya Çelebi Mehmet ikisi de. Bu arada biz konuğumuzu yine Bey, unuttuk. Şimdi efendim konuğumuzu şey yapacağız. Yalnız şeyi soruyorlar. Anadolu taşlarıyla İstanbul taşları arasında ne fark var? Mezar taşları arasında. Temel farklar. Anadolu'dan giler daha böyle hantal ve daha şey daha böyle sanatkârhane değil. İstanbul fevkalade sanat. Çünkü bir dersaadet yani. Payitaht şeyi var. Başkent demek istiyor. Ya benim okuduğum şöyle bir şey var. Mesela tabii ki taş önemli. Bazı bölgelerde demin Ahlat'ı gösterdik. Daha yumuşak bir taş kullanıldığı için evet. Çok kolay yontulabildiği için bu gibi böyle çok detaylı oymalar yapılabiliyor. Oysa mesela İstanbul'daki çoğu mezar taşında mermer ve benzeri daha zor taşlar kullanıldığı için bu anlamda mesela fiziksel olarak bayağı fark olduğu söyleniyor. Tabii işte ben mesela Cizre, Diyarbakır bölgesinde bazalt taşından yapılma imal edildiğinden hem taşın oyması ve yapılması zor hem de siyah renkte, koyu renkte taşlar. İstanbul'da çok imkanlar var. Mermercilik, taşçılık, işçilik çok daha mükemmel. Fark var yani. Bir de şey çoğu yoğunluk bir yerde İstanbul'un yani içindeki taş adedi kadar Anadolu'da her yerde taş yok ki. Bir de mesela Ege bölgesinde mimari görüntüler çok kullanılıyor deniliyor. Diyelim işte camiler falan var. Cami görüntüsü, evet, evet. İşte bir oradaki eski bir saatler binanın görüntüsü, var. Saatler vesaire. Narlıdere bölgesinde mesela saatli köstekli saatler falan var. Üst kısımlarda. Ege'de işte. Sizin konunuzla ilgili seyircilerimizden Erdin Siyah Köksal. Mesajı tam okuyamayacağım ama Alfred Rose'un bir kitabını şey yapıyorlar. Orada Atatürk ders kitabı olarak burada ismini söyleyemeyeceğim bir şekilde okutuluyormuş. Yani i̇şte bu, Batı kitapları, tarih kitapları pek bizimle ilgili olanlar pek şey değildir. Ya yine döndük dolaştık bu hale geldik. Hiç şaşırmıyorum zaten. Ya neden şunu anlamıyorlar ve neden siz de anlamakta anlayışsız olduk. Anlayışsız. Ben mi efendim? Şöyle oluyor. Evet. Evet. Ben, evet diyorum çünkü şöyle. Ben burada ah Batı ne kadar güzel, Batı hatasız, Batı'nın bütün kitapları ne kadar objektif, temiz mi dedim. Benim okuduğum ve benim eğitim sistemindeki kitaplarda böyle şeyler görmemiştim. Dolayısıyla burada görünce keşke olmasa diyorum. Ama orada da yapılanlar var tabii ki. Ya İngiltere. Ya bu demek mi? Bu demek mi ki? İngiltere'ye gidip kimse işgal etmedi. Ama bizim topraklarımızı işgal ettiler. Ve işin şeyi şu, sizin dediğinizi yaparsak biz saf oluyoruz. Melek olmuyoruz. Yani dünyanın en saf milleti biz miyiz de yani onu yapacağız. Yani ben her zaman bunu söylüyorum. Yani saf konumuna mı düşmek istiyorsunuz? Saf konumu değil. Ben demiyorum ki şu konu yazılsın, şu konu yazılmasın. Sadece dil çok önemlidir. Ve dil oradaki yani psikolojiyi çok güzel gösterir. Yani siz öyle bir lisan kullanırsınız ki İnanılmaz ilkel görünür. Öyle bir lisan kullanırsınız ki hakikaten o öğrencileri de çok güzel tesir tamam. eder. Ben bu özellikle dile tamam, tepki duyuyorum. Dile bir şey demiyorum. Dilde, ben diyor ama yani baştan üslubun, bir dilin altını hayır, çiziyorum. Hayır üslup şey olabilir. Ama burada dediğim gibi herhangi bir millete karşı böyle ırkçı bir yaklaşım bize varsa yoktu, bu, haklı. Bu, bunun çıkarılması haklı, lazım. Ama yoktu. Ben hatırlamıyorum öyle ama bir şey. Ama Avrupa kitaplarında vardır. Hele Yunan kitaplarında. Yani ben burada ders kitaplarında Yunanlara işte şunu atalım tutalım demiyorum. Abuk sabuk bir şey de öyle düşünmek. Fakat Yunanistan'daki tarih kitapları kitaplarının yanında Türk kitapları bizim ders kitaplarımız zemzemle yıkanmış gibi kalır. Ve keşke bu konunun açılacağını tabii bilmiyorduk. Kendiliğinden açıldı. O kitaplardaki karikatürler var bende. Ve karikatürlerle hakaret ediliyor Türklere. Şu anda müfredatta olan kitaplarda. Ders kitaplarında. Neyse. Efendim, şimdi şu Yeniçeri meselesine gelelim hadi. Yeniçeri taşları. Bunlar baştan aşağı sembol dolu. Tabii. Evet. Her bölüğün ve her cemaatin o ayrı bir şey var. İsmail Hakkı Uzun Çarşısı'nın kapı kulusundan başka Yeniçerilikle ilgili bir de Reşat Ekrem Bey'in yayınından başka doğru evet. dürüst bir kitapta yayınlanmamış. Hele mezar evet. taşları Yeniçerilerle ilgili hiç toplanılmamış. Dolayısıyla bu konunun şeyleri remizler denilen sistem. Burada birkaç tane mesela var. Mesela şunu gösterebilirsiniz. Bir hem sofa tezkeresi var evet. hem de mezar taşı. 56. bölükten evet. bir askerin şeyi. Aa bu rahmetli Sevgi Hanım'daki şey. Evet. Bu senin makalen mi? Evet. Bunlar da buldun?
Ben onu ben verdim Sevgi Hanım'a. Ben yani daha doğrusu ben onu sattım ya Sevgi Hanım'a. Sattın bunu. Sattım, evet. Satabildin yani. Bağışlamıştır. Hediyedir. Yok bağışlamadı. Sevgi misafet yok, verdi rahmet. Sevgi Hanım misafet verdi ben şahit. Evet. Biz onu ilk biz yayınlamıştık zaten. İlk, çünkü... Ama onun altında bakın mühürleri olsaydı satmazdı. Şimdi bu mühürleri yok. Mühürleri olmadığı için sattım. Efendim şöyle yapalım. Şu gördüğünüz şekil hani vapur gemi var bir kayık yelkenli var üzerinde süslü püslü. Bu nedir? Bir altıncı bölge. Yeniçeri. Kimlik? Sofa tezkeresi. Yani Yeniçeri'ye giriş belgesi. Giriş belgesi. 56. Yani, bölüğe ait. Askeri kimlik o zaman. Sembol. Böyle cicili bicili süslü. Şurada gördüğünüz şu şekilde bakın bir mezar taşı. Yeniçeri. Pahalıyor ama biraz yaklaşmıyor daha değil mi? Burada da bir dakika bu tarafa gideceğiz değil mi? Evet, şurada evet, da aynı gemi var. Aynı evet 56. Aynı gemi var. O doymaz dere mezarı. Bu bölüğün sembolü kimlik kağıdında var. Şurada da mezar taşında. Şurada yani şu büyütülmüş hali şunun mezar taşında var. Evet. Şimdi. Ve şey de görülüyor. Yani, Taşta Deniz Müzesi'nde şu anda. Taşında mı? O askeri müzede. Hı. Şimdi bir müsaade ederseniz. Bu çünkü remizler konusu efendim hiç bizde çok az bilinen bir konudur. Evet. Necdet Üçlü Üstadımız o konunun hakikaten tek evvabıdır şu anda. Evet. Estağfurullah de bari evet tamam. Yani, niye estağfurullah diyeyim? Niye estağfurullah diyeyim yani? Niye estağfurullah? Efendim çok kısa bir ara verdikten sonra... şöyle kahkahalardan sonra kısa bir ara verdikten sonra... Evet. Efendim... Bu Yeniçeri sembolleri yani Yeniçeri mezar taşlarındaki şifreler, gizli işaretler bunlar ne demektir? Buyurun işte bir gemi görüyorsunuz. Bunu denizci zannederseniz halbuki... Hatta bize ilk getirildiğinde gemici zannetmişlerdi. Ben getirmişim, gemici sandık biz. Gemici zannetmişlerdi. Efendim böyle mezar taşlarındaki semboller özellikle Yeniçeri işaretleri kullanılıyor. Evet, evet. Konuşacağız şimdi. Yeniçeri... Lafımı karıştırdın ya. Efendim bağlamaya çalışayım. Yeniçeri taşlarındaki sembolleri bu konunun tek uzmanı olan doğru da bari. Efendim Necdet Bey üstadımızdan dinleyeceğiz kısa bir aradan sonra. Evet efendim, tarihin arka odası devam ediyor. Necdet İşli üstadımızla mezar taşı, estağfurullah dedi ilk defa. Programın başından beri yani 3 saati ilk estağfurullah. Efendim tevazu göstermeyin, inanıyorlar yalnız bir de o var. Peki. Efendim, şimdi... Bu arada inanılmaz kopyalar var burada. Tabii muazzam da koleksiyon. Birebir. Söylüyorum, birebir. Efendim bu ne yapar biliyor musunuz efendim hazretleri? Kömürü alır eline, i̇şte bunlar... gider taşı çizer, kağıdı da üstüne koyar, kopyasını alır, onları gösterelim. Evet, mesela. Şunu şimdi... çıkartıp göstersenize şuradan. Göstereyim. Yok, şeyden çıkarıp, dosyadan çıkarın. Yani, mesela. Buyurun. Bu yayınlanan bir şey, geçen... Ya... Sen mi yayınladın? Evet, yayınlanan bir şey, şeyleri. Bu ne bu? Bu, şöyle. Cemaat. Dönün. Yok ters tuttunuz öbür türlü. Cumhurbaşkanı civarı. Cim ters. Cim'i ters kazımışlar. 39. Niye ters kazımış? 39. cemaatin şeyi. Veya 93. cemaat. Ters kazımış Cim'len rakamları. Niye? Ne bileyim ben niye. Yani efendim bunlar o mezar taşlarının tepesinde bir şey vardır ya. Yeniçerilere ait. Onların şeyse. Şu balıklıyı gösterelim. O çok enteresan. Bu altta. Beşinci bölük yazıyor. Bakın şurada. Kep bölük. Aa, evet, evet, evet. Cim, cemaat, bak, kep bölük. Çok basit beş, yani. Erhan bak. Beş, kep. Gördüm. Beşinci bölük. Yani şey tabii. Aslında bu şu açıdan da güzel. Herkes genelde o Serpuşlu, Yeniçeri Serpuşlu evet. Mezar taşı ararken... Evet. Yani bu tür evet. Yeniçeri mezar taşında çok olduğunu söylüyorsunuz. O kadar basit ki herkes... Üsküdar ustası Süleyman Ağa'nın. Evet. O kadar basit ki herkes... Ruhu merhum evam... Kitabı bir dakika uzatabilir misiniz? Senin kitabın mı? Sizin kitabınız benim kitabım.
O kadar basit ki herkes anlayabilir. Hiç problem değil. Canı sıkılan çıksın. Vallahi ciddi söylüyorum. Ya canı sıkılan mezalan mı gitsin? Canı sıkılan bu şekilleri görmek isteyen... Sen herkesi Pelin Hanım mı zannettin? Evet. Şu dardağın sarık. Dardağın. Ne demek dardağın sarığı? Dardağın şu sarık tipi Yeniçerilerin kafasına sardıkları, giydikleri başlığın türü. Şu eğer şey yapılırsa... Şu dardağın tipindeki taşların ya üstünde, tepesinde ya altta en aşağısında bu renklerden... Bir harf, bir de bir sayı vardır. Evet, bir şey vardır. Evet. Kef harfi, S harfi yani olursa bölük, cim harfi olursa cemaattir. Cemaat. Bu kadar basit. Yanında böyle bir şekil varsa tamamdır. Resmini çekin. Onu. Çünkü bu çok basit bir şey. Hiç zor bir şey değil. Herkes anlayabilir yani. Hele yani, böyle mezarlıklarda gezmek... Evet, şimdi sen mezar şeylerini anlat. Yeniçeri taşlarının özelliklerini anlatacaksın ama... Önce Erhan sen bir şu Yeniçeriliği bir şey yapsana. Mesela Fatih İstanbul'u Yeniçerilerle mi fethetti? Şey seviyorum. Osmanlı İmparatorluğu yani başlangıçta aşiret kuvvetlerine bağlı. Yani beylik. Sonradan devlet büyüdükçe profesyonel askerliğe geçirmeye başlanıyor. Birinci Murat döneminde, üçüncü hükümdar döneminde yani 1360'lı yıllarda evet. Kapıkulu sistemi kuruluyor. Yalnız burada şunu iyi söylemek lazım. Kapıkulu sistemi demek Yeniçeri demek değil. Herkes bunu aldı. Yeniçeriler, Kapıkulu askerlerinin bir grubu, yaya kısmı. Bir de bunların süvarileri var. Altı bölük halkı denilen sipahiler, silahtarlar, ulufeciler ve gurebalar olan. İki gruptan oluşuyor ancak bunların 17. yüzyıldan itibaren ipleri ele geçiren takım Yeniçeriler olduğu için Yeniçeriler ön plana çıkıyor. İsyanlarıyla meşhur. Devşirme sistemi... Ne zaman devreye giriyor? Şimdi başlangıçta 1. Murat zamanında savaşta alınan esirlerden 5'te 1'i, savaşta alınan ganimetin 5'te 1'i devlet hazinesine ait. Esirlerden de 5'te 1'i devlet alıyor. Bunları yetiştiriyor. Profesyonel asker yapıyor, Müslüman yapıyor. Türkleştiriyor, düşmana karşı kullanıyor. Ondan önce... Türk askerleri var. Yani yine Türk askerleri var ama yeni Kapıkulu sistemi doğuyor. Fakat devşirme sistemi yok. Şeyden itibaren, Çelebi Mehmet döneminden itibaren de yani 1413'lü yıllardan itibaren bu savaştan alınan esiri yetersiz olduğu için devlet devşirme sürücüleri dolaşıyorlar. Belli yerlerden yani Osmanlı hakimiyetindeki topraklardan seçiyorlar. Özelliklerine göre seçiyor. Mesela belli milletlerden alıyor. Mesela Türk'ten devşirme alınmıyor. Yani Müslüman'dan alınmıyor. Özellikle Balkanlarda Sırp, Hırvat, Arnavut gibi gruplardan alınıyor. Bir istisnası var. Bosna'da Poturoğulları'ndan devşirme alınmıştır Müslüman olmana rağmen. Devlet bunları alıyor, eğitiyor. Mesela bunun en iyi örneği şudur. 16. yüzyılda Sokullu Mehmet Paşa papaz olmak üzere okuyor. Alıyor bunu, yetiştiriyor. Sokullu Mehmet Paşa haline getiriyor. İşte Yeniçeriler müthiş bir savaş makinesi haline geliyor. Neden? Mesela Machiavelli'nin Savaş Sanatı isimli kitabına baktığınızda şunu görürsünüz 15. yüzyılın sonlarında. Paralı askerlerden şikayet eder. Çünkü Avrupa ordusunda... Her taraf satın alabilir. Avrupa, bunlar diyor savaşta korkak, barış zamanında cesurdur diyor. Şimdi Yeniçeriler profesyonel. Avrupa'da da pek karşılığını görmediğimiz bir grup. Şeytan icadı diyorlar mesela buna. Şimdi bir dakika Fatih İstanbul'u aldığı sırada Yeniçeri var mı? Var da. İşte dedik ya 1360'lı yıllardan itibaren Yeniçeri var. Fatih İstanbul'u aldığı zaman da Yeniçeriler var. Kanuni Muhaç'ta kazandığı zaman da Yeniçeriler var. Yeniçerilerin Osmanlı'ya çok büyük faydaları var. Ancak şunu söylemek lazım. Osmanlı ordusunun tamamı Yeniçeri değil. Kanuni döneminde bile bunların sayısı 10-12 bin. Fakat... Bir dakika en fazla oldukları dönemde kaç sayı? Sonradan artık zıvanadan çıkıyor sayılar. Yani 60-70 binleri buluyor 17. yüzyılda. Peki ordu kaç kişi? Ama o dönemde bunların çoğu savaşa gitmiyor. Hayır, ordu kaç kişi? Yani yüzde kaçı? Dönemine göre değişir. Yüzde kaçı oldu bu? Yani artık daha sonra önemli bir kısmını oluşturuyorlar ordunun. Ama çoğu savaşa gitmediğinden bu sefer devlet paralı asker tutuyor 18. Yani bankamatik memuru gibi. Ha bankamatik memuru gibi olmuş. Yani esame denilen şeyleri var. Savaşa gitmiyor adamlar. Parayı alıyorlar. İsyan etmeye geldiği zaman ediyorlar. Ama devletin en kuvvetli olduğu dönemlerde ordunun yaklaşık onda biri kadar. Ordunun önemli kısmı tımarlı sipahi mesela 60-70 bin kişisi 16. yüzyılda tımarlı sipahi bunlar Türk. Fakat Yeniçerilerin şu özelliği var. Ordunun en profesyonel ve en vurucu güç. Güçlü zamanında. Tabii. Çünkü şey var. Tüfek kullanıyorlar. Ve mesela şöyle bir şey çıktı en son. Feridun Emecen'in
Kuzey'nin araştırmalarıyla. Avrupa'da bak, şu anda bir seyircimizden geldi. Bu resimlere baktım diyorlar. Mehmet Bey. Mehmet Altın tüfekle resmediliyor diyor. Dolayısıyla ben de diyor bunların en kuvvetli birlik olduğu şeyi oluştu diyor. Yeniçerilerin. Yeniçeri en kuvvetli ve profesyonel. Mesela diyorum ya şimdi mesela Avrupa'da 17. yüzyılda bu filmlerde vardır İngiliz filminde. Bir sıra diz çöker, bir sıra ateş eder. Sonra öbürü doldurur. Mesela bu Avrupa'da 17. yüzyılda uygulanmaya başlanan bir askeri sistem. Yaylım ateşi. Mesela Feridun Hoca, Feridun Emecen bunu gösterdi. Ateşli silahların yayılmasıyla ilgili makalesinde. MOHAŞ'ta biz aynı şekilde hareket ediyoruz. Yani yaylım ateşini Avrupa'dan 100 sene, 90-100 sene önce kullanmaya başlamış Osmanlı. Ve Yeniçeriler kullanıyor. Tabii yaylım ateşiyle düşmanı duman ediyorsunuz. Yani Avrupa bunu Hollandalılar, Nassau'lu Morris'te vesaireyle kullanmaya başlıyorlar ama. Peki ateşli silah bize ne zaman geliyor? Ateşli silahlar şöyle, top farklı, tüfek farklı. Yani o mesela orada da şöyle bir şey var. Yani yine Feridun Hoca'nın araştırmasında şu çıktı. Orhan Gazi dönemine kadar topu indiriyorlardı. Top icat edilmemiş. Neden? Onun da sebebi şu. Şimdi mesela eski kroniklere bakıyorsunuz. Mesela İbn-i Kemal, Tevari Ali Osman'ı 16. yüzyılda yazıyor. Şimdi Orhan Gazi dönemini yazıyor. Orhan Gazi dönemini yazarken döneminin mantığıyla hareket ediyor. Top kullandırtıyor o dönemde. Ya o dönemde top yok, dünyada yok yani. Ha, kendi döneminin mantığıyla. Ama bizim tarihçilerimiz şöyle yapıyorlar. Yani bazıları analiz yapmıyorlar. Kronikte o bilgi varsa, mesela Osman Gazi döneminde tımar sistemi var diyorlar. Aşık Paşa zaten 15. yüzyılda yazıyor ama kendi dönemindeki kavramı tarihe taşıyor. Yani top da aynı şekilde. Top, yani bu ikinci Murat döneminden itibaren kullanılmaya başlıyor. 1400 özellikle 2. Kosova'dan sonra kullanılmaya başlıyor. Tüfek daha sonra yaygınlaşıyor. Peki, Fatih'te top var. Biz ateşli silahlar konusunda Avrupa'dan ne zaman geri kaldık? 16'nın sonunda bir geri kalma oluyor. Fakat Osmanlı teknik kıtaları çok rahat Avrupa'dan alıp monte edebiliyorlar mesela. O savaş ve tüfek sistemlerini ve top o sistem var. Sistemi revize ettiler mesela 17. yüzyılda tekrar. Yani, teknoloji hırsızlığı gibi mi? Tabii anında. Yani şeydir mesela Taife-i Efrenciyen denilen gruplar var. Hı hı. Şimdi bir Müslüman olanlar var. Mesela ben şeyi bulmuştum. Portekizli bir kaptan var. Almışlar, getirmişler, gemi yaptırıyorlar adama. Francesco isimli bir kaptana 16. yüzyılda. Yani devlet özellikle askeri şeyde kuvvetli olduğu onda, dönemlerde, evet. Sistemin çökmediği dönemde bu gavur işidir, mavur işidir demeyi alıyor. Mesela tabur sistemi denilen tabur harbini alıyor. Tüfeklerini geliştiriyor. Topunu geliştiriyor. Fakat 18. yüzyılın özellikle sonlarında artık iyice kopuyor sanayi inkılabıyla birlikte. Yani ateşli silahlarda vesaire de bu sefer satın alma yöntemiyle ön plana çıkmaya başlıyorlar. Fakat çok ilginç şey şu. Başlangıçta bizde profesyonel askerlik var. Avrupa'da yok. Bizim zayıfladığımız dönemlerde biz profesyonel askerliği bırakmışız. Paralı askerliğe geçmişiz. Avrupa profesyonel askerliğe geçmiş. Yani tam ters oluyor. Ama şey tabii Yeniçerilik. Yani özellikle Sultan Mahmut 1826'da kaldırdıktan sonra evrakını yakması çok büyük bir kayıp bizim için, tarihçiler için. Yani defterler, evrak, her şey gitmiş. O sofa tezkerelerinden, onlar yakılıyor. Sofa tezkerelerinden binlerce vardı belki de. Yani olması. Ama şöyle bir şey var. Ferhat Paşa zamanında, Ferhat Paşa'nın Yeniçeri ağalığından sadrazamlığa geldiği zaman. Ne zaman, hangi yıl? 16'nın sonu. 16'nın sonu. Yeniçerilere ilk defa evlenme izni falan veriliyor. Yani o zamana kadar Yeniçeri'de evlenme izni yok. Dolayısıyla çoluk çocuk sahibi olan Yeniçeri'nin de harbe gitmesi düşünülemez yani. Tabii bunlar profesyonel asker. Ondan sonra Neyse adam, dediği gibi yani bunlar evlenme yok. Şimdi tabii evlenmemesinin şu avantajı var. Yani arkasında evet. Birisini düşünmüyor. Tabii. Yani ben ölürsem, ben şehit olursam işte. Bu çocuk ne olacak diye düşünmüyor. Tabii o 3. Murat dönemi. Hocam affedersin. Rejiden bir ricam olacak. İlkül Hanımcığım, internet yine gitmiş diyorlar. Lütfen baktırırsanız. Aşırı evet, yüklenme pardon. Olunca herhalde kaldırmıyor. Evet. Bu arada bir şey sormak istiyorum size. Burada bir mezar var. Evet. Mezar taşı var. Şöyle göstereyim. Evet. Çıkartalım Işıktan, mı? Çıkartalım. Yani. Dardağın mı başındaki onun? Balıklar var balık, üstünde. Balık. Ha balık. Evet. Hayır tepedeki şey. Onun burada da kopyası var. Yeniçeri mezarı mı? Tabii Yeniçeri. Buyurun. Hiç balık aklınıza gelir mi Yeniçeri mezarı? Bakın şunu isterseniz.
Balık nerede ben göremiyorum. Balık onlar. Üç tane balık, balık var. Buradan görülüyor. Altta üç tane balık var. Yakınlaştırabiliyor musunuz? Şöyle uzunlamasın. Bir, iki. Tersten balık var. Ha şeyde. Onun numarası da var. Şimdi bir şöyle bakınca. 25 bölü şöyle. Kastamonlu top sakal merhum mahfur Hüseyin Ağa'nın ruhuna. Kaç tarih abi? Pardon, Hüseyin diye Hasan Ağa'nın ruhuna. 1217. Zaten şey oluyor. Gevşirme 20, sistemi. Yazıyor zaten üstüne. Yani gevşirme sistemi var. 17. yüzyılda bozulduktan bölük. Sonra artık devşirmenin yerine Tokatlı, Kastamonulu, Kayserili Yeniçeriler alıyor. O da kopyası işte yani, altında. Ha şurada. O şey. Şöyle gösterdim. Efendim balık var mezar taşında. 3 tane balık var aşağıda. Şunu yapabilir miyiz? İslamiyet'te yasak değil mi? Ne? Yeniçerilerdeki remizler arasında şeyler var. Hayvan tasvirleri de var. Şöyle şeyler var. Çok değişik şekiller benim var. İslamiyet'e aykırı gelebilecek Allah işaretler var. Her şey var. Yani şurası yok. Bunlar zaten balık. Yani 3 tane balık var aşağıda. Gayrimüslimden devşirme ve ama biraz şey geniş yani, alır mısınız? Bir problem o yani. Geriden. Tamam. Efendim taş bu. Bakın şu altta balıklar var. Gördünüz. Bu Kont Marsikli'nin evet, kitabında Yeniçeri remizleri sembolleri var. Evet. O tam mıdır, eksik midir? O rezalet, birbirine şey yapan, onu daha sonra Ahmet Cevdet Paşa falan böyle Cevat Paşa kopyalamış falan birbirinden. Kont Marsikli'nin zaten onlar hep şey değil, hiç doğru değil. Hep doğru kullanılır. Bu arada o remizleri tarif eden levhalar ve anlatımlar var. Şekil vermiyor ama tarif ediyor. O tariflerden birçokları var. Mesela Çağatay Uluçay Bey'in arşivinden gelme bir vesikada işte 3 balık diyor, cüda topu diyor. Veyahut da 3 içe geçmiş 2 halka diyor falan. Bunların tasvirleri ve şeyleri tam bir işi. Bunun tek şeyi mezar taşlarından takip etmek. Peki, ve sonra şey, nüfus tezkirelerinden bak. Peki kaç tane yeni, kaç tane böyle sembol tespit edebildiniz siz? Şimdi bakın, bunu ilk defa şurada geçen hafta sizin şeyiniz olan. Çok affedersin, o şeye girmeden sana soruyorlar. Paralı askerlikle profesyonel askerlik arasında ne fark var diyorlar. Nasıl? Ben söyleyeyim onu. Ya profesyonel askerlik. Sana soruyorlar. Paralı askerlik şu. Savaş zamanında parayla adam tutuyorsunuz. Savaşsın savaşıyor diye, geri geliyor. Profesyonel askerlik şu. Yani yine para alıyor. Her zaman asker. Ama her zaman asker. Devamlı talim yapıyor. Ve işi askerlik. Yani öbürleri parayla savaşıyorlar. Sadece yani para almak için savaşa gelip gidiyorlar. Ve bu Avrupa'nın başına derttir uzun süre. Mesela Machiavelli'nin yana yakana üzerinde durduğu da budur. Çünkü bu ve profesyonel asker belli bir yere bağlıdır. Paralı asker o şekilde değildir. Yani hatta günümüzde de Afrika'da mesela saf değiştirme hikayeleri vardır. Tabii. Bir yer daha fazla para verdiği için direkt böyle sanki takım değiştirmek gibi öbür tarafa geçip savaşanlar. Evet. Yani bu dediğim gibi Avrupa'da daha önce şey yok. Yani böyle profesyonel ordular yok 15. yüzyılda, 14. yüzyılda. Feodal beylerin gönderdiği askerler var. Parayla toplanan askerler var. Fakat Osmanlı bunu çok erken tarihten itibaren profesyonel askerliğe geçiyor. Bunun en iyi örneği Yeniçerilerdir. Tabii belli bir dönemde tam bir savaş makinesi oluyorlar. Yani öyle ve bir de bunlar kul olduğu için padişaha da bağlılar. Yani Avrupa'da böyle bir sistem de yok. Yani tamamıyla. Çünkü padişaha bağlı. Başka bir şeyi yok. Yani arkasında herhangi bir aşiret vesaire de olmadığı için padişaha itaati ön plana çıkarıyorlar. Ve devlet ilginç. Kapıkulu sipahisiyle Yeniçeriler arasında bir denge kuruluyor. Şu Kapıkulu'nu bir söylesene. Yani, o bize pek bilinmez. Yani, bu iki büyük güç var, askeri güç var. Yeniçeriler, Kapıkulu. Kapıkulu hepsi. Kapıkulu sipahileri. Bunlar atlı. Genelde İstanbul dışında duruyor bunlar. Sipahisi mi, süvarisi mi? Sipahiler. Sipahiler süvari zaten. Ha, bir sipahi, de kumarlı sipahi var. Tımarlı. Şimdi fakat işin ilginci şu. İsyanlarda genelde bunlar ikisi bir hareket ederler. Mesela genelde hep biz Yeniçeri isyanı zannederiz ama bazı isyanlar sipahi isyanıdır. Fakat devlet adamları bunu hep şöyle kullanmışlardır. Sadrazam olmak için sipahileri kışkırtmıştır. Öbür sadrazam adayı, vezir azamı Yeniçeri'yi kışkırtmıştır. 17. yüzyılın sonunda Yeniçeriler sipahilerin önemli bir kısmını tasfiye ediyorlar. Tasfiye 17. yüzyılın ikinci yarısına itibaren. Tasfiye edince bu sefer satranç tahtasında denge bozuluyor. Ve ondan sonra Yeniçeriler devletin başına bela oluyorlar. Yani bu son derece önemli. Bu İlk şey galiba demin onu söylüyordunuz.
mezar taşlarıyla ilgili. Evet. 979 senesinde Turgut Kut Bey İsmail Hakkı Uzun Çarşılı hatıra sayısında Tulumbacı mezar taşlarını esas alaraktan burada bir karşılaştırma yapmış. Bakın diyor ki şurada, bu saydığımız kaynaklardaki remizleri mezar taşlarında gördüğümüz remizlerle karşılaştırdığımız zaman birbirlerini tutmadıklarını da hatırlatmak gerekir diyor. Bu Tulumba remizi olup ayrıca kitabına ondan farklı olarak 37. bölükten olduğu belirtilmiştir. Halbuki 37. bölüğün remizi Tulumba değildir. Remiz bir Yeniçeri çadırının ön kısmında üstünde kırmızı balık resmidir. Bu bölüğün remzi bir üste verdiğimiz nottaki kaynakların hepsinde çadır üstünde kırmızı balıktır diye. Bu makale çok önemlidir. Turgut Bey ilk defa Tulumbacı taşlarının Tulumba remizlerini... Tulumbacılar da Yeniçeri. Yeni, hiç ilgisi yok. İşte çadır üstü balık falan gibi remiz esasında ama adamlar Tulumba remzini kullanıyorlar ve Tulumbacı kitabelerinde de Tulumbacı lafı var. Gerçekten olsun. Yani adamlar aslında bir ikili oyun içindeler. Yani tulumbacılıkla iştigal ediyorlar. Hı hı. Bu da çok enteresan. Murat Bey burada... Bu arada seyircilerimizden efendim Sayın Yavuz Yılmaz, bu Yeniçeri taşı neredeydi? O şey Etemelden Bey'in gösteremiyorum yaptığı şeydi. Etemelden Bey. O sergide çekilmiştir. Evet, Yeniçeri taşı. Evet. Bankalar Caddesi'nde, Osmanlı Bankası'ndaki... O parsel numarasına kadar biliyor parselini. Bu ne? Bu 56. Şehzade başında, direkler arasında 56. şeyin... Şeyin, ha... Yani o Yeniçeri bozması adamlar işte onlar. Bu resim nerede yayınlandı? Bu resim bir albümde yayınlandı. Ben oradan çektim. Bu benim çok yani, bu resim. Evet. Bakın bu da Tulumbacı teşkilatı. Şimdi ben bunların musikileri üstünde çalışıyorum. Biliyorum. Topkapı Sarayı'nda siz bunun üzerinde şey verdiniz. Bu önemli bir o konu. O Tulumbacılar işin içinde çok önemlidir onlar. Yani Yeniçerisi Tulumbacısı hep aynı çizgiyi takip ediyor. Şimdi pek şey yapmayayım ama... Bu efendim görüyorsunuz şurada şu resme bir şey yapabilirsek şuradaki yazı bu Bektaşi Tarcı şeyi zaten. Evet. Üstteki. Evet. Yeniçeri Bektaşi. Efendim 56. bölük mü orada mı? 56 numaralı dükkanın önünde 56. odanın elemanları. Orada elemanları. Bir ikileme var. Onlar eşkıya gibi aslında eski şeyler, eski Yeniçeri bozuntusu adamlar onlar. Evet. Tulumbacı gibi duruyorlar. Evet. Kaç tarihlik? Şunu bir tarayayım ben yukarı. Tabii. Müsaade edersin. Ve o şeyde o sıra dükkanlardan bir tek onun levhası var. Durum şu anda yok artık tabii. Tabii yok. Tabii. Evet. O zaten o yolu biliyorsunuz kaldırmışlar sütunları. Direkler. Yani bu o zaman Yeniçerilerin bu sembolleri sağda solda gezenlerin çoğu diyorsunuz uydurma. Hayır uydurma değil. Bir şey söylemek istiyorum. Galiba bu 101... Giremedi ki konuya bir türlü. 101 cemaat 67 bölük var ya. Şimdi efendi. Hiç ortasından başlamayalım şu işin. Başından. O Yeniçeriler nereden başladı? İşte İstanbul'un fethinde de vardı, Muhaç'ta da vardı. İstanbul'un fethinde bunlar yoktu. Yeniçeriler diyoruz. Yoktu bunlar. Bunlar başka. 18'den itibaren çıkan Yeniçeri başka. Hayır Yeniçeriler var. Sonraki. Hayır efendim bakın. Yeniçeri şimdi şöyle. 17. yüzyıldan sonra Bey'in. Sistem değişiyor. Sayın Hocam bir şey söyleyeyim mi? Siz bana 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın ilk başına ait Yeniçeri taşı gösterin. Ay taşı bilmem. Ben Yeniçeri var. Yeniçeri var diyor. Ay Yeniçeri ama var ama ben de diyorum ki taşını bilmem. Şu remizli 18. yüzyıldan 17'nin ortasından itibaren gelen böyle remiz kullanan bu taşlardaki Yeniçeriler şu onlar sembol başka. Desene anlaşılsın. Onlar başka bir Yeniçeri. Peki bir soru soracağım. Bir dakika, şey oluyor mesela. Bir saniye. Bir dakika. O kapısından gelen şeyler değil. Şimdi Fatih döneminde Yeniçeri Ocağı yeniden teşkilatlandırılıyor. Mesela Sekmen hikayesi oradan çıkıyor. Niye? Fatih kendisine bağlı Sarıca ve Sekmen ocaklarını alıyor. Yeniçerilerin içerisine koyuyor. Sekmanbaşı bakın. Heh. Ama işte mesela bu Sekmanların Yeniçeri Ocağı'na girmesi Fatih döneminde oluyor. Fakat Fatih döneminde, 2. Murat döneminde Yeniçeriler var. Şimdi siz taştan bahsediyorsunuz. Yok demedim ben size. Yok demedim. Hayır şeyler farklı zaten. Yapılar farklı, semboller farklı olabilir. Hayır çünkü... o zaman sembol yok diyorum ha, ben. Ben Yeniçeri diyorum, sembolle demiyorum. Ben aynı şeyi söylüyorum. İstanbul'un fethinde Yeniçeri var. Ama siz bana bir tane taş gösteremiyorsunuz ki. Parası yoktu, dikememişti o taş. Değil. Başta söylediğiniz. Ondan değil. Hanımefendi buyurun. Peki, affedersiniz. Yok, şu, bir şey sorayım. Fatih döneminden kalma Yeniçeri taşı var mı? Yok. Hiç taş yok. Ne zamandan ilk Yeniçeri taşı? İşte ben de onu söylüyorum. 18'den itibaren yani 1100'lerden itibaren başlıyor Yeniçeri taşı piyasada. Onlar evvelsine ait Yeniçeri taşı yok. Peki tamam. O Edirne'dekiler filan? Onlar da eski. Ama onlar Yeniçeri değil. Yeniçeri olarak böyle remizli falan değil. 1100'den itibaren var.
Ha bu Remizli şey diyorsunuz 1100'den itibaren. Bakın o elinizdeki Fatih Devri. Yani sevgili seyirciler 1100'de değil 18'in. 866. O sonradan yapılma bir taş. Orijinal değil o. Yani o 200 sene evvel falan yapılmış bir taş. Pelin Hanım buyurun. Buyurun. Efendim. Hayır. Buyurun buyurun benim hatamda. Hayır istemiyorum. Hayır siz buyurun lütfen. Ya küsmeyin lafımı tamamladım ben ya. Siz lafınız bitmiyor ki tamamlayacaksınız yani. Pelin Hanım buyurun. Hayır ben zaten benzer bir şey söyleyecektim. Daha benim okuduğum kadarıyla ve Turgut Kut Bey'in de bu anlamda çok güzel demin bahsettiğiniz makalesinden yararlandım. İlk başlarda mezar taşının bulunmaması anladığım kadarıyla yok demek değil, sadece formları farklı. Dolayısıyla onların Yeniçeri mi değil mi anlamıyoruz. Öyle bir şey çıkıyor. Sonrasında Yeniçeri oldukları başlarındaki formdan anlaşılıyor. Öyle değil mi? Yani ben öyle anladım. Yani neredeyse bir 100 yıl onların Yeniçeri olup olmadığını anlamıyoruz. Belki Yeniçeri var, evet ama Yeniçeri sembolleri gelişmediği için o sarıklarından, kafalarından Yeniçeri mi değil mi anlamıyoruz mezar taşlarından. Ondan sonraki dönemde Yeniçeri oldukları anlaşılıyor. Çünkü başlıkları Yeniçeri anladın gibi mı? Yapılıyor. Sembolleri değişik odalara dair göndermeler yapıyor. Söylediğinizin bir başka türlüsünü ben söylemek istiyorum. Dediğiniz doğru. 17. yüzyıldan yani bildiğimiz bu elimizdeki taşlarla Yeniçeri taşı müşahhas olaraktan yani gözle görünür tam teşhis edilir şekilde var. Ondan önce böyle bir Yeniçeri taşı yok. Ama Yeniçeriler var. Onlara taş dikilmemiş. Dikilmemiş mi yoksa? Hayır taş dikilmemiş. Şuradan belli oluyor. Mesela şu elimdeki gibi bunun gibi sonradan yapılmış. Yani son 250 sene önce yapılmış taşlar var. Hep onlar Fatih Devri'nin insanlarına yapılmış. Hayır peki bu Edirne'dekiler filan mesela 16-17. Yüzyıl değil mi onlar? Onların içinde Yeniçeri lafı geçmiyor. Sekbanbaşı falan geçmiyor. Ama şey... Börk çok tekniğe girdi. Börk yok hayır börk de yok. Çok tekniğe girdi. Resimler vardır. Bakın orada börkler falan var Edirne'deki börkler hepsi 17. Necdet Bey çok akademik oldu tamam, şey. Peki tamam akademik. Şimdi şu şeye girelim. Buyurun. Şu Yeniçeri taşlarındaki süsler senin remiz dediğin semboller. Evet. Buna bir örnekleri de bize anlatır mısın? Şu dosyalar dolusu şeyim var. Bunlar işte yine bölüklerin hepsinin kendisine ait şekiller var. Adamlar kollarına dövme yaptırıyorlar. Çadırların üstünde, flamaların üstünde. Bunların bir mutlaka çıkış orijini var. Mesela aslan şeklinde olan remiz var levhalarda. Fakat ben hiçbir aslan tasvirine veyahut da Samson bir nevi köpek cinsi bir şey böyle. Samson remzini hiç görmedim. Hiç rastlamadım. Şu dosyadan biraz örnek göstersene Yeniçerilerle ilgili. Bu istampajlar bunlar. Evet onları bir görelim. Bu arada mesela demin Turgut Bey'den bahsettik. O şunu söylüyor. Diyelim Hristiyan Ortodoks mezar taşlarında adam demirci ise çekiç, evet. İşte aletler var. Bir tek tulumbacılar istisna diyor Müslümanlara, yani Müslüman mezar taşlarında. Mesleğini... Tulumbacılar konuyor ama. Tulumbacılar tulumba koyuyor. Yeniçeri. Ama, Yeniçeri ama Yeniçeri başka mesleklerde yok. Yani başka mesleklerde adam atıyorum, çok istisna var. Mesela saatçi bir adam varmış. Siz biliyorsunuzdur o mezar taşını. Hatta çok güzel bir şiir yazılmış orada. Saatçi olduğu için saatler ve ölümle ilgili bir şey ve minik böyle bir saat sembolü var galiba. Ama onun haricinde mesleklerin sembolleri hiç kullanılmıyor. Evet. Yani kullanılmıyor. Şunu bir bakalım şöyle. Gösterdim 51. bölüm. Hayır şeyini anlat. Ne var ortada? Burada ejder var. Alttaki Zülfikar. Zülfikar. Yani, Zülfikar. Kalın durağı ince değildir. Peki. Zülfikar. Bu taşın üzerinde. Ejderli Zülfikar. Ama niye bunu yani bunlar habire devamlı... Hazreti Ali'nin kılıcı var üstte ejder. Yani... Başka? Şöyle çabuk gösterelim. Kaç değişik sembol buldun Necdet abi? Efendim? Kaç değişik sembol buldun? Çok yani? Var çok. Yani sayı olarak yani. Bak şu enteresan. Yüzü geçti mi? Mesela ağzı yukarıda nal deniyor buna. Ne? Tariflerde öyle geçiyor. Ağzı yukarıda nal. O tarifler nerede? O tarifler çeşitli. Şeyde de var, şu kıyafet askeri Osmanlı'da. Onların anlatımları var. Uzun çarşılıkta da ne var. Bu? Kapıkulda. Bu ağzı yukarı. Anladım. Nal. Taşın neresinde de? Taşın altında bakın 1200. Bana anlatma seyirciye anlat. Taşın altında efendim. Allah Allah. O
Evet. Nazar gibi. Şimdi yalnız bunu, gibi, bakın evet. Remizlerin içinde Yeniçeri biraz remizi olmuyor. Esnaf remizi olanlar. Bu işte bu şey değil. Bu Yeniçeri değil mi? Bu Yeniçeri değil bu. Esnaf remizleri var. Tut şöyle. Yani esnafların... Parti gibi bir şey o. Tabii onlar farklı. Nedir o? Onlar farklı şeyler yani. Yine şimdi... Bu esnaf remizi bu. Ne işareti bu? Efendim? Neyin sembolü? Bilemiyorum ki. Bilen varsa buyursunlar. Yani bir esnaf örgütünün sembolü diyorsunuz. Bakın bu bir Nakşibendi taşında Süleymaniye'de. Gümüşhaneli Hazretleri'nin olduğu yerde Nakşibendi tarikatından bir şeyin zatın şeyinde. Yani bu da bir remiz altta. Ne bu? Remiz işte buyurun. Bilmiyorum ne olduğunu. Alttaki işaret. Şurada bir Ziyahattin Efendi var. Evet. Ziyahattin Efendi. Şey Gümüşhaneli tekkesinin ihvanından birinin şeyi taşı. Bu ne? Bu da öyle. Bu da böyle bir şey. Bunu yorumlamak insan şeyleri araştırıcının şeyine kalmış. Sen yorumlasana. Şimdi ben rahmetli Fazıl Bey'e soruyordum. Düşünüp taşınıp diyordu ki akademik karineyle çıkartıyoruz evladım diyordu. Bu böyle taşın altında şöyle bir parça işaret. Karineyle marineyle olmaz yani. Peki bir şey soracağım. Evet. Ama doğru cevap vereceksin. Tabii. Senin hocan Fazıl Bey'in yatağının altında Pertevniyal Valide Sultan'ın kemiklerinin olduğu doğru mu? Pertevniyal Valide Sultan'ın değil Perizat Hatun'un kemikleri. Ha kemik vardı yani. Vardı tabii. Nasıl? Perizat Hatun. Kıbrıs Beylerbeyi'si Arap Ahmet Paşa'nın evet. Karısı Perizat Hatun. Saraylı Perizat Hatun. Ne arıyor kemikler yatağının altında? Altı tane şey vardı. Altı torba. Onlara naftalini atıyordu. Niye? Fare gelmesin diye. Ne arıyor evinde bunlar? Yordu. Efendim? Evde ne arıyor bu kemikler? Efendim 56 senesinde Menderes İstimlakları sırasında Fındıklı'daki Meclis-i Mebusa'nın yan tarafı, yani şimdiki güzel tarafı, Mimar Sinan Üniversitesi'nin yan tarafında Perizat Hatun'un külliyesi varmış. Evet. Tekkesi. Onun da içinde türbe. Yıkmayın diye çok uğraşmış. Laf geçirememiş devlet. Kemikleri mi kurtarmış? Devlet yıkınca illa buna Mimar Sinan'ın yaptığı bir türbe o. Mimar Sinan kataloglarında var. O türbeyi illa buraya yapılacak diye tutturmuş. Menderes'in istimlak ettiği sahil yolu. Oraya tekrar adam yıktığı türbeyi yaptın mı yani? Böyle bir şey olur mu? O da illa bu türbe yapılıncaya kadar ben bunları size vermem diye almış eve getirmiş. 56 senesinde. Ne zamana kadar durdu? Fazıl Bey öldüğünden öldükten sonra ben onları alıp... Sen de mi? Hayır.